Size verdiğim ilk videoyla MetaMask adreslerinizi oluşturmuştunuz. Şöyle adresimizi alıyoruz. Şifremizi girelim. Şimdi burada Ethereum Mainnet var. Sizde muhtemelen bunlar yoktur. Biz buraya bir tane ağ ekleyeceğiz. Ağın adı Alpha Jores. Celo diye bir platform var, onun alt ağı. Şimdi ne yazalım? MetaMask Alpha ne diyor? 3 simple connect. Ya, tamam, girelim. Evet. Bence böyle yapabilirse böyle yapalım. Testnet. Şöyle geliyoruz MetaMask'a. Bir ağ ekleyeceğimiz zaman hep aynı şeyi kullanıyoruz zaten. Şuraya geliyoruz. Kapatalım. Add network diyoruz. Network name. Celo alfa. Celo testnet. Burada bir RPC dediğimiz bu RPC önemli. Bir de bunun ID numarası önemli. Celo diyelim sembole de. Explore URL var mı? Varsa iyi olur. Olmasa da olur. Kaydedelim. Tamam. Şimdi bu adresimizi alıyoruz. Celo.org Developers Faucet diye bir site var. Yani burada testnet Celo deyince de çıkar. Faucet musluk demek. Bütün blok zincirlerde musluktan parayı alıyoruz. Test parasını. Bitcoin'de de vardı hatta. Teknelere bakalım. Bu var, bu var. Bunlar. Bir de bu var. Doğrula diyoruz. Şimdi biz bekleyelim. Celo sent diyor. Bakalım gelmiş mi? Aa, gelmiş. Çok hızlı. Gayet güzel. Bir Celo geldi. Şimdi biz bu bir Celo'yu kullanarak şey yapacağız. Sözleşme yazacağız. Burada da Open Zeppelin kullanalım. Wizard.openzeppelin.com diye bir site var. Buraya giriyoruz. Benim token'ımın adı ne olsun? Buğra olsun. Sembolü de BGR olsun. Yani burada bir kripto para üreteceğiz aslında. Şu kadar da üretilsin. Bunları isterseniz açabilirsiniz. Açmayabilirsiniz. Bizim kodumuz bu kadar aslında. Şimdi bunu Remix'te açalım. Ya biz elimizde bir kod yazmıyoruz. Bu derste öyle bir şey yok. Siz sadece oradaki parametreleri giriyorsunuz. Ve şey oluyor. Bakalım. Şimdi Remix'te bazen takılma olabiliyor. Ve bir şey olursa ona göre bir şey yapacağız. Bu takılmanın sebebi internet bağlantısı olabilir. Onu bir değiştireyim ben hemen. Ha, takılmadı, açılıyor. Tamam. İki aşamamız var aslında. Çok basit. Birisi compile, yani derliyoruz. Derlemekten kastımız aslında çok tekniğe girmek istemiyorum ama bunu makinenin anlayacağı şey hale getiriyoruz gibi düşünün. Makine bakıyor. Sonra şuradan sola geçiyoruz. Şu üstten Wallet Connect diyoruz. Eskiden burada Web3 Injection diyordu. Wallet Connect diyoruz. Yanlış mı dedik bakalım. Pardon, pardon. Injected Provider MetaMask diyoruz. Coinbase cüzdana bakıyor. Coinbase'i kaldıralım bence. Varsayılan cüzdan olarak onu görüyor. Şimdi oldu mu? 44.787 network doğru. Bu az önceki şeyin network'üydü, Celo'nun. Şuradan başka bir ayar yapmıyoruz. Kontrat olarak burayı seçiyoruz. En alttakini. Şunu kapatalım. Deploy diyoruz. MetaMask diyor ki
Selo ağında böyle bir şey yayınlayacağım. Buğra diye bir kripto para. Ama bunun belli bir ücreti var. Bunu yapar mısın diyor. Tamam diyoruz. Test paramızdan azalacak şimdi. Gördünüz mü? 0,001 gibi. Deploy ettik A. Gerçekten böyle bir para ürettik mi? Kontrol edelim. Nasıl ederiz? Şuna tıklarız. Explorer'ına gideriz. Açacak. Şöyle bir kontrat girelim. Contract creation diyor. Bu kontratı alalım, içe aktaralım bakalım ne olacak. Varlıklar içe aktar. Yapıştırıyoruz. Bakın BGR diye bir şey çıktı. Ve bende bu kadar var bu cüzdanda. Artık ben sizin cüzdanlarınızdan herhangi birine bunu gönderebiliyorum. 0x.eth. Gerçi Selo şeyi desteklemiyor. Ama mesela şuradaki burada Selo ağında herhangi bir cüzdanın içerisine şöyle buradan rastgele bir cüzdan seçeyim. Bunlar posta kutusu gibi yani. İsteyen kişi bir şey gönderebilir içine. Mesela şu cüzdanı alalım. Yakalayamadım. Şu cüzdanı alalım. Diyorum ki buna gönder diyorum. Yapıştırıyorum. Ne göndereyim diyor. Tabii ben şeyi BGR'ye tıklayıp gönder diyorum. Buna bu Buğra Coin'den 100 tane gönder diyorum. Next diyorum. Confirm diyorum. Hızlandırabilirim. Biraz daha harcayıp gerek yok. Gönderdi. Bakın ben de artık bundan biraz azaldı. Buğra Coin'den. Yani sizden de uygulama kapsamında bunu yapmanızı istiyorum. Bir kontrat oluşuyor ya. Şurada kontrat oluştu. Veya mesela Ahmet Coin diye bir coin oluşturdunuz Selo'da. Onu bana gönderseniz de olur. Ya da şu kontrat adresi dediği şeyi forma girseniz de olur. Tekrar edeyim. MetaMask oluşturduktan sonra önce şuradan kurulum yaptık. Şuradaki değerleri Selo testnet'i bakın üsttekini değil mainnet'i değil testnet'in bilgilerini geldik buraya tıkladık. Şu test şuradan A ekle deyip ekledik. Birinci aşama bu. Bu linkleri koyacağım. İkinci aşamada wizard.openzeppelin.com'a girdik. ERC20'yi seçtik. Coin'imizin adını, sembolünü, üretim sayısını yazdık. Buradan istiyorsanız bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Fonksiyon ekleyebilirsiniz. Sonra bu kod durdu. Open in Remix dedik. Remix'i de açtık. Önce compile dedik. Burada. Şurada yeşil tık çıktı. Sonra yeşil yere gelip deploy dedik. Ondan sonra da A geldi. Bakalım kim yapabilecek? Merakla bekliyorum.